Evet, yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün yine sizi gezmeye götürüyorum. Kendimiz de gezmeye gidiyoruz. Dedim gitmişken çekelim. Bugün neredeyiz? Bugün tekne turundayız arkadaşlar. Gökova Akyaka'dan tekne turuna çıktık. Ayrıca yine teknemizin ismi Terzoğlu Ağa Teknesi. Reklamı yapmak gibi olmasın ama amcamın teknesi. Onunla çıkıyoruz. Şu anda limandan çıkış yapıyoruz. Tekne turu kaçta kalkıyor, kaçta dönüyor, fiyatı kaç para, hepsini ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şimdilik bir görüntü alalım biraz limandan çıkarken. Sonrasında gittiğimiz yerleri, yüzme molalarını hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım içeride kim var, bizi yemeklere kim hazırlıyor bakalım. Ooo, selam aleyküm. Aleyküm selam. Hüsnü Reis, ne yaptın ya? Yemek hazırlıyorum. Sen balıkçı değil miydin? He? Açlılık da var. Açlılık da var. Evet. Helal be, her iş var diyorsun. Var. He. Evet, eski takipçilerimiz bilir. Hüsnü Reis, benim babam. Beraber çıkıyoruz biz balığa, normalde kışın. Ama 3 ay şimdi... Gördün mü Hüsnü Reis'i? Görmem ya. Çalışıyor bak. Evet. Adamda her şey var, her meslek. Aynen, aynen. Yani... Mutfakta her şey var. Aynen. Ondan şimdi sezonda işte amcam şey bulamadığı için aşçı bulamamış, sıkıntı varmış. Ondan dolayı yardıma geldi. Yaklaşık işte Eylül'e kadar falan teknede aşçılık yaptırı. Maşallah maşallah. Oo, tavuklarımız orada. Burada. Makarnamız bir şiftire. Kaç kişi var? 90-100 kişi. Tek başına mı yapıyorsun sen bunu? Evet. 90-100 kişilik yemek hazırlap duruyor Hüsnü Reis. Marollar yıkanmış, doğranıyor. Tavuklar. Ne var menüde? Menü, salata, makarna, tavuk, karpuz. Balık? Balık, ıskumru. Ekstra mı? Hayır. Ha. Hayır yani. Balık isteyen balık. Tavuk isteyen tavuk. Tavuk. Köfte? Köfte yok. Köfte yok. Ete zam geldi. Yemek kaçta? Bir. Bir de. Evet arkadaşlar. Yemek bir de. Şu anda Hüsnü Reis'e kolay gelsin diyoruz ve biz çekimlerimize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi Sedir Adası, dünyaca ünlü Kleopatra plajına gelmiş bulunmaktayız. Sedir Adası burası. Sedir Adası'na gelmiş bulunmaktayız. Bir, şimdi tekne bizi bırakacak. Sedir Adası'na giren misafirleri bırakacak. Girmeyenler için sıkılmasınlar burada diye başka bir koya geçiş yapacaklar. Sonrasında saat 1'de gelinecek. Buradaki kalan misafirler alınacak. Oradan da yemek molasına hep beraber geçmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyoruz. İşte Sedir Adası'na giriş yapacağız. Girerken yine ben ne kadardır, ne değildir, kimler girebilir, kimler giremez, hepsini paylaşmış olacağım. Hello, hello. Evet, şimdi Sedir Adası'na geldik arkadaşlar. Sedir Adası'nın iskelesindeyiz. İşte adaya doğru giriş yapacağız şimdi. Girerken ne kadar ödeyeceğiz, ne yapacağız, hepsini paylaşacağız sizlerle. Evet, adaya giriş 125 lira olmuş arkadaşlar. Müze kartı geçiyordu fakat bu sene geçmez olmuş. Öğretmen 18 yaş altı, 65 yaş üstü bedava. Şehit yakınları ve engelliler bedava. Şu şekilde. Evet, Sedir Adası'na hoş geldiniz. Hadi bakalım.
ören yeri olduğu için birinci derecede koruma altında. Kumu özel olduğu için bu kurallara, burada bazı kurallar var. Kurallara uymayanlar hakkında ceza işlem yapılıyor burada. Yani o nedir? Buradan kum almak, kum götürmek gibi. Çıkarken duş alınıyor her iki taraftan. Mutlaka duş almak gerekiyor. Duş almadan olmuyor. Cebinizde kum kırıntıları varsa boşaltıyorsunuz onları. Gibi gibi. Biraz sonra detayları veririm. Önceden bu buraya kadar serbestti. Bu buralara oturuluyordu. Fakat artık kumlar azaldığı için buraya ip gerildi. Bu kum kuruma altında ama plajın içinde aynı kumdan var. Kumun biraz sonra ben detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar size. Hadi bakalım bize iyi eğlenceler. Evet, terliklerimizi buraya bırakıyoruz. İnşallah kaptırmayız terlikleri. Şuradan giriş buradan arkadaşlar. Bu şekilde plaja buradan giriyoruz. Kızım. Aşkım. Sıkışları. İyiyim çişi ben. Ege sen topu götürüyorsun da bacım. Duşumuzu alıyoruz, üstümüzü kumlardan arındırıyoruz. O şekilde çıkıyoruz buradan. Diğer türlü buradan duş almadan çıkmak kesinlikle yasak arkadaşlar. Onu da belirtelim. Evet, şimdi tekne gelmek üzere, belki de gelmiştir iskeleye, saat 1'e gelmek üzere. Yaklaşık 1,5 saat durduk. Şimdi Sedir Adası'ndan ayrılıyoruz. Bugün hafta içi olmasına rağmen yine de kalabalık. Hatta öğleden sonra, yemekten sonra tekneler daha çok geliyor. Biz onun için sabah yaptık burayı. Şimdi buradan iskeleye gidiyoruz, tekneye biniyoruz. Oradan yemek yemeye gidiyoruz. Sedir Adası'nı son kez gösteririm ben size. Mutlaka tekne turuna çıkarsanız buraya gelin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir plajı var. Hadi bakalım. Evet, şimdi Sedir Adası'ndan çıktık. Yemek molası için Fener Adası'na geçiyoruz. Fener Adası'nda öğle yemeğimizi vereceğiz. Ondan sonra yüzme molalarından kaldığımız yerden devam. Öğle yemeği tarifimiz yapacaktır. Şimdi yemek almak isteyen misafirlerimizi lütfen alt katta masalarda yerlerde bekliyoruz. Şimdi bir
göreysin, yanına bakalım. Yemeklerim hazır mı? Üstü reis, kolay gelsin. Sağ ol. Yemeklerimiz hazır mı? Hazır, hazır. Of of of, maşallah. Bunlar ne, çupra mı? Çupra. Bu ne ya, bunlar malaç gibi durup duruyor. Kaç kaç bunlar? 0-1. Evet, çupralarımız ızgara, balık ızgara. Bunlar ekstra değil mi? İsteyene yine köfte tavuk veriyorsunuz yani. Köfte tavuk. Köfte yok, tavuk veya da uskumru. Veriyorsunuz. Evet, tavuklarımız burada. İldirik, uskumru, salata, Üstü Reis'in meşhur soslu makarnası. Üstü Reis, duyduğuma göre senden tarifini isterlermiş bunun. Ha? İsterler. İsterler mi? Verir mi? Verir. Ha, verir, evet. Özellikle sosu nasıl yapıyorsun diye sorarlarmış sana. Of of of, maşallah. Bol kepçe koyuyorsun ha. Bol kepçe. Evet. Vatandaş iyisin. İyisin. Bundan sonra servis var. Servis yaptık. Gerçekten. Evet. Ha, sonra bir daha gezdiriyorsun doymayana. Tabii. Makarna, salata bir daha veriliyor değil mi? Tabii. Ücretsiz. Ücretsiz. Doyana kadar. Helal be. Hüsnü Baba yaptı yine yapacağını. Evet, yemeklerimiz geldi. Gayet doyurucu. Meyve servisi de var biraz sonra. Meyve de verecek, karpuz. Belki dönüşte verilir. Belki biraz sonra yemeğin üstüne. Makarna, salata ilaveten yine geliyor, isteyene veriliyor ücretsiz bir şekilde. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Vermesin bir tane. Bitince. Evet, şimdi Gökova Körfezi'nin benim de en çok sevdiğim koya gelmiş bulunmaktayız. Burası Lacivert Koy. İsminden de anlaşıldığı gibi Lacivert koyu bir koy burası, derin olduğu için. Yani şu taşların olduğu yerler bile, buralar bile 7-8 metre derinlik. Aşağı yukarı bir 40-50 metreye kadar inmekte. Yani dikey derinlik var burada. Derin olduğu için çok temiz, çok güzel bir koydur. İyi, şansımızda bir tekne var. Bazen oluyor, burası böyle 7-8 tekne oluyor. Tekne bağlayacak, yüzecek yer olmuyor. En güzel yerde hemen şu teknenin arkası ve onun hemen sağ tarafı. Oraları gayet böyle güzel yüzülebilecek yerler. Gerçi her yer aynı. Şuradan başlıyor. Şöyle buraya kadar Lacivert Koy burası. Yasin, ne kadar buradayız? Yaklaşık 40 dakika. Burada bir yüzme molamız var. Sonra buradan Gelibolu altı su mağaraları dediğimiz yere geçeceğiz. Orada da suyun altında mağaralar var. Orada da bir yine çekimlere devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şehir konuklar, gelmiş olduğunuz yer Lacivert Koy. Burada 45 metre tavuk yüzme molamız vardır. Teknenin arka tarafındaki derinlik 5 metreden başlar, ön taraftaki derinlik 42 metreye kadar ulaşır. Ooo, Üstü Reis, afiyet olsun. Sağ ol, buyurun. Salata yemem mi? Teşekkür ettik, eline sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Herkes beğendi. Evet. İşlerim benim zorum bu, gördüğü gelişim ben diyor. Nereye? Tura. Sırf senin yemek için. Evet. Bu nedir ya? Maşallah maşallah. Gözümüzde mi arkadaşlar?
Süresinse yemekten yemek için herkes geliyor yani buraya. Adam gördüğün gibi. Terzolu ağayı tercih ediyor. Evet, Terzolu ağayı tercih ediyorsunuz. Üstü reisi buluyorsunuz burada. Tamam ver. Sen atlattıktan sonra atayım ben. Hadi. Oo aslanım be. Yandı göbek. Evet, şimdi Gelibolu Altı Su Altı mağaralarına gelmiş bulunmaktayız. Burası aynı zamanda Tavşan Adası ve Keçi Adası diye de geçer. Adada tavşanlar var. Bir de buradaki köy halkının buraya getirip bıraktığı keçiler var. Keçiler bilmiyorum bu sene var mı? Önceden vardı. Yaklaşık bir yarım saatte burada bir yüzme molamız olacak. Sonrasında buradan son koy olan Defne koyuna hareket edeceğiz. Oradan da 5.30-6 gibi limana doğru dönüşe geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Şu an mı? Mağaranın suyun üstünden belli oluyor zaten. Şurada karardı. Tantanım, tantanım, oğluşum, oğlum, tantan, yürü gel, gel oğlum, gel, gel, gel. Karpuz servisi başladı mı?
Bir yandan kendini yitirin, bir yandan müşteriye. Hocam, hani dedi bana de. Hani bana de. Ya yaptı mı? Takın alınsa bırakmaz. Evet, karpuz servisimiz başlamıştır. Hadi bakalım. Balığa ne zaman başlıyoruz? Kışın, Eylül'de. Eylül'de buradasın, Ekim'de. Eylül'de arasın. He? Bırak onu. Kim nere? Kepnapur. Evet, karpuz servisimiz başladı. Mola yerimiz olan Defne Koyu'na, yani diğer bir ismi Ziraatçılar Koyu'na hoş geldiniz. Yarım saat mi? Evet, yarım saat. Burada son yüzme molamız. Oradan da artık limana yavaş yavaş gidiyoruz. Burası da çok güzel bir koydu. Ben Paraga tattığım zamanlarda böyle gelip bir iki saat dinlendiğim bir koydu. Güzeldi. Son mola yerimiz Defne Koyu'ndan, yani Ziraatçılar Koyu'ndan hareket ediyoruz şu anda. İşte geçiş yoluna varmış bulunmaktayız. Yaklaşık bir yarım saat sonra limandayız. Limanda kapanış yaparız. Arkadaşlar, şimdi dönüş yoluna geçmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir 20 dakika sonra limanda olacağız bakalım inşallah. Güzel, keyifli bir turdu. Yani ben bu sene ilk defa siftahı yaptım. Zaten bayramda başladı turlar yoğunluk olarak. İşte şimdi geçen sene ne kadardı fiyat amca? Geçen sene 100 liraydı, bu sene 250 lira oldu. Evet, şimdi çocuklar ne kadar? 0-6 yaş yemek almazsa ücretsiz, 6 ile 12 yaş arası yarım ücret. Yarım ücret 125 lira. 12 yaş üstü normal kişinin şansı oluyor. Aynen, şansı. Mesela sabah 10.30'da çıkıyoruz. İlk durağımız Sedir Adası oluyor. Diğer adıyla Kleopatra Plajı. Dünyaca meşhur Kleopatra Plajı. Orada 1.5 saatle 1 saat 45 dakika gibi sürede molamız oluyor. Ada Kültür Bakanlığı'na ait, girişleri ücretli. Kişi başı 125 lira. Bu sene müze kartı geçmiyor adada. Niye öyle oldu? Ya, yoğunluğu azaltmak için müze kartını kaldırdılar. Evet. Sadece 125 lira nakit ücretle giriş yapılabiliyor. Tabii bunun yanında basın kartı olan, işte şehit yakını kartı, gazi ve gazi yakını, engelli ve öğretmenlerimize kimlikleriyle beraber gittiklerinde ücretsiz giriş yapabiliyorlar. 18 yaş altı. 18 yaş altındakiler, 65 yaş üstündekiler de ücretsiz giriş yapabiliyor. Diğerleri işte girmek isterlerse 125 lira ücret ödüyorlar kişiye. Eğer girmek istemeyenler de biz zaten hemen adanın doğu kısmında bulunan Zeytinlik Koyu var, oraya götürüyoruz. Orada yaklaşık işte 1 saat kadar bir yüzme molası veriyoruz. Sonrasında adaya bıraktığımız yolcuları alıp Fener Adası'na geçiyoruz. Evet. Başka hemen bir yerde Fener Adası var. Orada da yemek molamız oluyor. Yemekte tavuk ya da balık tercih edebiliyorsunuz. Yanında salata, makarna, karpuz var. Tabii bu menü siparişi önceden bir bildirmeniz gerekiyor. Sabahtan evet. Ne yazdıysanız onu alabiliyorsunuz. Tavuksa tavuk, balıksa balık. Aynen öyle. Sonrasında Lacivert Koyu'ya geçiyoruz. Lacivert Koyu işte
Gökova Körfezi'nin en ünlü koylarından birisi. Derinliğiyle meşhur. 45 dakika orada kalıyoruz. Sonra Gelibol Adası, diğer adıyla Tavşan Adası. Orada yarım saatlik yüzme molamız oluyor. Orada yine aynı zamanda iki tane sualtı mağarası var. Mağaralar işte 3,5 metre derinlikte. 15 metre kadar dibe ve 17 metre adanın altına doğru gidiyor. Ve son olarak da Defne Koyu'nda yarım saatlik yüzme molası veriyoruz. Akşam 5.30-6 gibi yine Akyaka Limanı'nda oluyoruz. Turlarımız bu şekilde. Şimdi Tersol Ağa Teknesi'nin ayrıca bir özelliği var. Aşçısı özel, değil mi? Tabii, Hüsnü Reis. Evet, dünyaca ünlü Hüsnü Reis. Hüsnü Reis, yani, kimler evet, kimler istedi de beğenmedik Hüsnü Reis'i. Beni sattı gitti, dedi ki sen oğlumsun emme dedi, kardeşim de bir yana dedi. Adam bulamamış dedi, ben dedi kardeşim yanına gideceğim dedi. Senden dedi yine 9 ay devam ederiz dedi. Şu 2-3 ay dedi yardım edem ben dedi. Onun için burada bugün işte Hüsnü Reis'in misafiriydik. Duyduğum kadarıyla Hüsnü Reis'in makarnası çok ünlüymüş. Böyle gelen müşteriler hatta sosun tarifini istermiş Hüsnü Reis'ten. Dedim veriyor mu dedim yoksa İsmail sana mı şey sana mı dedim yok veriyorum dedi. Yine tarif verir yani şey yapmaz. Öyle güzel keyifliydi. Saplarımız Zuhal Terzoğlu. Zuhal Bey de benim amcam. 2 numara. Ziya Kaptan da benim amcam. İşte babam var. Öyle yani. Şimdi yavaş yavaş limana dönüyoruz. Limanda artık bir kapanış yaparız hep beraber çoluk çocuk. Hadi bakalım. Terzoğlu Ağa Teknesi Instagram'dan sayfa var değil mi? Sayfamız var. Instagram sayfamız da var. Evet. Telefon numarasını da paylaşabiliriz. Aha. 532-297-9541. Evet. Gelmeden iki gün önce rezervasyon yaptık. Rezervasyonu da bir gün önce salıyoruz. Bir gün önce. Tura katılmak istediğiniz tarihten bir gün öncesi rezervasyon alıyoruz. Evet. Aradığınız zaman Ziya amcama ulaşırsınız. Orada turlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yolunuz düşerse buyurun gelin. Herkesi bekleriz. Yani dediğim gibi bilette bir indirim yapamıyoruz ama çayda kahvede yapar mıyız? İkramımız olur tabii. Tabii. Müşik Gökova takipçilerine aşağıda barda, ikramda, meşrubatlarda, çayda kahvede yardımcı oluruz. Hüsnü Reis bol bol makarna salata verir size. O yönden sizi burada aç bırakmayız. Her türlü doyururuz arkadaşlar. Buyurun gelin. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar her yere, her şeyi çekmeye çalıştım sizler için. Fiyatlarına kadar. İnşallah beğenirsiniz. Böyle videoların gelmesini isterseniz, böyle gezi tarzı videoların yorumlarda belirtirsiniz. Biz zaten buradayız. Yazın hani çok balık olmadığı için balığa gitmiyoruz. Elimden geldiğim kadar gittiğim yerleri sizlerle paylaşırım. Eğer sıkılmazsanız, izlerseniz ben de çekmeye devam ederim. Beğeni ve yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Lütfen videomuzu izlediğinizde kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlenmelerimiz çok güzel. Fakat abone sayımız maalesef az. Abone olmuyor çoğu arkadaşımız, izleyen arkadaşlarımız. Lütfen herkese abone olmaya davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Muğla, Göko, Akyaka'dan herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda.